Ayşegül, ah Ayşegül, bu kaçıncı Ayşegül? Aa, Gizem Hanım, bu ne sürpriz, buyurun. Merhaba. Buyurun. Sizi hangi rüzgar attı böyle savurdu buralara? Gizem Hanım odalara bakacak. Nerede kalacağını seçmek istiyor. Ha, taşınıyorsunuz yani. Tabii, buyurun, buyurun. Köşkün en güzel odası. Yok, sevmedim. Burası da Ozan'ın odası ama istemezsiniz herhalde. Şöyle buyurun. Ay kusura bakmayın, odada ne karışıkmış. Ay, ah Ozan, ay ne karışıklık. Tamam. Bu odayı sevdim. Siz bilirsiniz. Ayşegül. Buyurun Aliye. İyice temizle kızım sen bu odayı. Yani olur da Aliye Hanım, Ozan Bey'in eşyalarını hangi odaya taşıyalım? Ha, Ozan, biz onu şey yapalım. Müştemilat. Müştemilat mı? Evet, Ozan Bey'in müştemilatta çok rahat edeceğini düşünüyorum. Sahi? Ozan Bey nerede? Zeynep, sen abini ara kızım. Neredeyse hemen kalkıp gelsin. Çünkü verecek çok büyük haberlerimiz var. Aynen öyle. Tamam anne. Evet, biz alalım eşyalarını odaya alalım. Buyurun. Efendim Zeynep'ciğim. Ne? Müştemilat mı? Sen dur dur dur. Kapa. Kapa, ben geliyorum. Kapa. Ne oldu lan? Ulan nasıl oluyor bu ya? Ama yeter artık ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Ne müştemilat lan? Oğlum bak, bu Gizem Haznedar denen kadın var ya, kalbi kötü bu kadın. Ulan evime yerleştiği yetmiyormuş gibi bir de benim müştemilatı atacakmış. Hadi lan oradan. Benim adım Ozan Ekinsoy. Ben bu oyunu bozarım. Nereye böyle? Yok bir şey Semacığım, yok bir şey. Ozan! Buraları toplayın. Selam Serkan, ne haber? İyidir Sema, senden ne haber? Benden de iyi. Ya nesi var bunun böyle? Bu şirketi yeni alan kadın var ya. Neydi, Gizem mi, Gamze mi ne? Gizem Haznedar. Her neyse işte, ne olmuş onun? Köşke yerleşmiş. Köşke mi yerleşmiş? Ozanlar, Ali Hanım falan, onlara ne oldu? Onlar da köşkte kalacaklar da. Ne? Birlikte yaşayacaklar yani. Şaka mı bu?
Yani karı koca gibi filan. Oldu olacak bir de aynı yatakta yatsınlar. Böyle saçmalık mı olur Serkan ya? Saçmalama. Ciddi misin? Anladığım kadarıyla kadın biraz dişli Sema. Yani uğraşması biraz zor. Dişli. İyi, uğraşacağız o zaman bununla. Oo. Hoş geldiniz Ozan Bey. Ne yapıyorsun sen öyle Hüseyin abi? Yeni odanızı hazırlıyorum. Ay inanamıyorum. Gerçek bir aile gibiyiz. Ay Gizem Hanım, size samimiyetle söylüyorum. Sizi kendi kızım gibi sevdim. Ailenizi de çok tanımak isterdim. Nerede kendileri? İstanbul'da mı yaşıyorlar? Miami'deler. Miami. Evet. Ay çok özlüyorsun Nur Gizem abla değil mi? İşte insan zamanı alışıyor Zeynepciğim. Yok ben alışamam, imkansız. Babamı o kadar çok özlüyorum ki. Kendi sorunlarımızla Gizem Hanım'ı rahatsız etmesek Zeynepciğim. Hı? Yok yok, önemli değil. Zeynepciğim ne zaman istersen konuşabilirsin. Abinin odasına da yerleştiler artık kendileri. Artık daha yakın olursunuz, abla kardeş gibi. Bu nasıl bir davranış böyle? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ya şirketi aldın tamam. Aldınız Gizem Hanım. Şirketi aldınız Gizem Hanım. Evi aldınız. Eşek kadar sözleşme imzalattınız. Ay ay Ozan, Ozan çocuğum kendine gel evladım. Ben gayet kendimdeyim anne. Ozan Bey, sizi bu kadar güç bir durumdan kurtardığımız için minnettar olmanız gereken yerde bağırıp çağırmayı mı tercih ediyorsunuz Ozan Bey? Ben sadece ne yapmaya çalıştığınızı anlamaya çalışıyorum. Bir insanın hayatına girip darmadağın etmek bu kadar kolay mı? Değil. Gerçekten de çok büyük bir hainlik. Kalpsizlik, vicdansızlık. Ne kadar da haklısınız. Eminim kimseye böyle bir kötülük yapmamışsınızdır. Ama benim yaptığım şey sadece iyilik. Zeynepciğim, lütfen böyle konuştuğun için kusura bakma, olur mu? Benimle tanıştığınızda mahvolmuştunuz. Büyük bir borç batağı içindeydiniz. Şirketinizi de, evinizi de kaybetmiştiniz. Sizi bu bataklıktan kim kurtardı? Ben. Ah, çok doğru, çok doğru. İsterseniz ailenizle birlikte mülkümü terk edebilirsiniz. Ozan. Ama eğer burada yaşamak istiyorsanız benim kurallarıma uymak zorundasınız. Arzu ederseniz yukarıdan eşyalarınızı toplayabilirsiniz. Çünkü artık ben bu gece odamda uyumak istiyorum. Aa, bu ne ya? Nazlı. Nazlı kim ya? Ozan Bey, hoş geldiniz. Ben de eşyalarınızı toparlıyordum. Dünden hevesliymişsiniz Ayşegül beni göndermeye. Vallahi helal olsun ha. Ama aşk olsun Ozan Bey. Yani hakikaten aşk olsun. Burası bizim de baba ocağımız ama ne yapalım? Kaybetmemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz işte. Buyur. Girebilir miyim odama? Ozan Bey ama lütfen siz de anlayışlı olun artık. Burası artık bir genç kızın odası. Gizem Hanım'ın odası burası. Ya bir şey unuttum mu diye bakacağım. Hayır hiçbir şey unutmadınız. Ben her yeri kontrol ettim hem iyice de süpürdüm. Süpürdün mü? Tabii süpürdüm. Süpürmeyip ne yapacaktım? Öyle pislik içinde mi bırakacaktım Ozan Bey? Ozan Bey bir şey soracağım. Sizin aradığınız özel bir şey mi vardı?
Yoktu Ayşegül, yoktu. Abi. Nereye? Müştemilata yerleşecek işte Zeynepçi. Kendime kalacak bir yer bulacağım. Abi. Ozan. Abi. Abi bir dur. Ozan. Abi bir dur. Beni dinle abi. Ozan. Lütfen. Ozan çocuğum. Bekle. Ozan. 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 Ay sen ne yapıyorsun çocuğum? Amacın ne senin ha? Asıl siz ne yapıyorsunuz anne? Bu evde kaç tane oda var? İki dakika durup bir düşün ya. Abi. Abi bir dur ya. Babam gitti zaten. Her şeyimizi kaybettik. Ya sen de mi gideceksin? Abimi de mi kaybedeceğim ben ya? Niye bunlar bizim başımıza geliyor? Ne olur beni terk etme. Ne olur beni terk etme. Tamam. Tamam, tamam canım. Deli olan işte. Kusura bakmayın. Geçiriz. Diyet diye bir hikaye vardır. Bilir misiniz siz? Hikayedeki kahraman kolu kesilmesin diye kölelik etmeye razı olur. Ama kölelik yetmez. Kolunu kurtarmak için her gün eyvallah demesi gerekir. Hepimiz bu hikayeyi ilkokuldan yeterince biliyoruz Ozan Bey. Lütfen sadete gelir misiniz? Bak, ben oradan şu kadarcık gururu olan bir adam gibi durabilirim. Ama insanım. Biz sizi yeterince tanıyoruz Ozan Bey. Boşuna anlatıp da kendinizi yormayın. Bir gün koca Ali'nin canına tak eder. Alır bıçağı oradan, keser kolunu, atar efendisinin önüne. Diyetimi ödedim der ve çıkar gider. Siz bizim hayatımızı kurtardınız. Sağ olun. Ama her borcun bir diyeti vardır. Unutmayın. Gizem Hanım. Selam babacığım. Arzu, nasılsın kızım? Her şey planladığımız gibi gidiyor değil mi? Bir aksilik yok yani. Yok, yani bazen planlarımızın dışına çıkıyoruz ama idare ediyoruz. Şu an Ozanların köşkünde. Tek başına halledebilecek mi? Nazlı o kadar kuvvetli ki. Şu an Mars'a gitse orada bile idare eder. Ozan Bey. Gizem Hanım. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Hmm. Bana çöp karıştırıyormuşsunuz gibi geldi. Çöp mü? Hı hı. Aa, şey yok ya. Ben hep bu saatlerde çıkar kedileri köpekleri beslerim de. Hayvansever olduğunuzu bilmiyordum. Zaten hakkımda çok az şey biliyorsunuz. Neyse. Bugün anlattığınız hikaye gerçekten çok etkileyiciydi. Ama old school. Ne derler? Eski moda. Fazla duygusal. Anladınız mı? Neyse ikimiz de profesyoneliz. Üzerimize düşeni yaparsak diyet ödememize gerek kalmaz. Üzerime düşeni söyleyin madem. Sabah 9'da mesainizin başladığını hatırlatmak isterim. Kolay gelsin. İyi geceler. Şimdi
Oraya gitmeden önce sana öğretmek istediğim başka şeyler de var. Neymiş onlar? Bazı mobilya firmalarının reklamları gibi şeyler. Okuyorum. Konfor, mamül, oturma grubu, ergonomi, şıklık, tasarım, minimalist. Malist. Minimalist. 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 Evet. Devam et şimdi. Konfor, mamül, şıklık, minimalist. İleride solda genç odası üretimi yapılıyor. Kolay gelsin. Sağda ofis mobilyaları. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Bir sıkıntınız, sorununuz var mı? Sağ olun efendim. İyiyiz çok şükür. Bir probleminiz olursa mutlaka söyleyin amcacığım, olur mu? Peki efendim. Gizem Hanım. Bu tip meselelerle ilgilenmenize gerek yok Gizem Hanım. Çalışanlarla bu kadar içli dışlı olmayın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir problem mi var? Diyelim ki var. Buyurun, dinliyorum. Yok, anlatmama lüzum yok. Çalışanlarla içli dışlı olmayın siz. Benim sizin üstünüz olduğumu biliyorsunuz değil mi? Pardon, isim neydi? Mehmet. Mehmet Bey. Eğer herkes yerini bilerek çalışırsa işlerimiz daha kolay olur. Hı hı. Bunlar önümüzdeki sezon için tasarladığımız oturma grubundan örnekler. Aslında geçen sezon Ozan Bey. Elimizde kaldı. Satılmadığını şaşırmadım. Gerçekten çok çirkin. Çirkin derken? Yani şey demek istiyor Gizem Hanım. Yeterince minimalist değil demek istiyor. Evet. Bence bizim çizgimize gayet uygun bir tasarım bu. Aynen. O yüzden çizgimizi değiştiriyoruz beyler. Rahatlığın ön planda olduğu, şıklıktan ödün vermeden olan tasarımları seviyorum ben. Hem ergonomik olacak, hem göze hitap edecek. Anladım, tabii. Evet. Ben anlamadım. Yani bunca yıllık çizgimizi niye değiştiriyoruz ki? Ozan Bey, neden iflas ettiğinizi hiç düşündünüz mü? Kader. Kader. Başarısızlığı kader diye tanımlarsak daha kötü durumlara düşmeye mahkum oluruz değil mi? Sizin bir öneriniz vardır o zaman. Çalışmak. Daha çok çalışmak. Doğa kaderine razı olur ama insan dünyanın en zavallı yaratığı. Her zaman çalışmaya mahkum. O yüzden bundan sonra üretimleri Mehmet Bey'le kontrol etmenizi istiyorum. Tabii. Nasıl yani? İşinize hakim olmanın en iyi yolu üretim, tecrübe etmeniz. Mehmet Bey, Ozan Bey'in eğitiminden siz sorumlusunuz. Kolay gelsin. Bela bir insan görmedim ya. Oğlum gülmesene sen de. Benim tarafımı tutsana sen. Oğlum bir de benim çocukluk arkadaşım olacaksın sen ya. Allah çocukluğundan beri sana böyle ayar veren görmedim kardeşim. Ya bırak Allah aşkına ya. Ha ben anlamıyorum ya. Bu kadın nasıl bir anda geldi böyle bizim hayatımıza kuruldu? Sen bunu daha önceden görmüş müydün? Yok ya. Bizim artık bu kadınla bir karşılaşmamız gerekiyor.
Yani buraların prensesi değil mi sonuçta tatlım? Ama sürekli herkes bu kadından bahsediyor. Ben sürekli bunun hikayelerini duyuyorum. Bıktım artık ya. Ya kimin çöpünde kimin artistliğini yapıyor? Ne yapıyor yani? Gelsin karşımda yapsın ya. Aa, herkes haddini bilecek canım. Bilecek. Aynen baby. Aynen. Vallahi Sinancığım içimdeki kötüyü çıkarttırmasınlar bana. Sonra pişman olurlar vallahi biliyorsun. Ay içinde mi ki o kötülük? Neyse. Şu anda Ozan'ın ne yaptığını bir bir öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl olacakmış o? Evin içinden bir ajan bulacağız tatlım. Ay çok heyecanlı. James Bond gibi mi? Yani öyle diyebiliriz. Bir dakika, bir dakika. Sen buldun galiba bu ajanı. Aha buldum tatlım. Alo. Ben Ayşegül'ün teyze kızı Buysu. Deniz'iyle görüşebilir miyim? Ay Sema'cığım senin oyuncu olman gerekliymiş. Ay resmen Hollywood. Ayşegül, teyzenin kızı arıyor. Ay sağ olun Ali Hanım, size de hep zahmet veriyorum ben. Söyle bir daha cebinden arasın. Burası umumi telefon değil. Olur olur, söylerim ben aramaz bir daha. Kusura bakmayın ne olur. Hem teyzenin kızı yok ki. Alo. Anladım ben. Anladım teyze mi kızı? Tamam sen hiç merak etme. Hiç merak etme sen. Tamam. Teyzeme de selam söyle. Oldu. Oldu iyi günler. Ay. Kadın bizi maymun etti be. Nazlı olacaktı var ya, o Gizem denen kadını parçalardı vallahi. Kala. Ah Nazlı be. Ah. Ozi. Tamam tamam kanka sen olmuşsun. Kesinlikle iknasın yani kanka Nazlı'nın Gizem olmadığına. Olmayayım mı? Ol ol kanka. Hiçbir şey söylemedim ben. Ol. Tanıdık avukat var mı ya? Benim tek celsede boşanmam lazım. Var. Bizim Akif abi var. Ama boşanamaz. Ne? Boşanamaz. Ya Seko sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Ne demek boşanamazsın? Kimse duymadan benim bu meseleyi halletmem lazım. Bak kardeşim benim bir kuzenim var. Geçenlerde boşanmaya kalkıştı. Tamam 3 ay önce evlenmedin mi? Onu diyorum işte bir dinle. Medeni kanun der ki kardeşim bir sene geçmeden boşanma davası açamazsın. Ne? Öyle bekleyeceksin. Ama. Ama? Aması şu kardeşim. Mesela yalan söyleyebilirsin. Çünkü boşanma iptali diye bir şey var. Mesela ruh sağlığım yerinde değildi diyebilirsin. Efendime söyleyeyim, tehdit altındayım diyebilirsin. Minimum yalanlar işte. Ama... Ama? Ama yersin. Sen şu Akif abi arasana. Alo. Akif abi nasılsın? İyiyim, iyiyim abi. Ya bizim bir arkadaş var bir boşanma iptali işlemi için. Aynen abi. Senin yanına bir göndersem çözersiniz değil mi? Tamamdır. Tamamdır. Eyvallah abi. Lan ya. Şişt oğlum. Demin ağzında söylemedin mi boşanmam lazım diye? Zorla boşandırıyoruz sanki. Ya baba sen bana bir tane daha versene. Hatta 2 tane ver. Hoş geldin Ayşegül'cüğüm. Hoş bulduk Sema Hanımcığım. Ay canım öpmeyeyim çok sıcak zaten. Ay çok sıcak. Bir yudum alayım şundan ne olur. Ay öldüm yollarda. Ay nasıl özlemişim. Nasıl özlemişim buyurun. İç canım sen iç. Ay sağ olun çok teşekkür ederim ama Sema Hanım aşk olsun. Vallahi şu Ozan Bey'le ayrıldığınızdan beri çok özlettiniz siz kendinizi. Ayrıldık ama birleşeceğiz canım. Sen bunlara hiç kapanıyor mu? Fakat birleşirken... Senin üstüne bayağı büyük bir görev düşüyor. Şimdi benim senden istediğim şey, o köşkte ne olup ne bitiyor bana hepsini bir bir anlatacaksın. Tamam tatlım. Özellikle o Ozan'la Gizem ikilisi arasında ne geçiyor hepsini bilmek istiyorum. Siz hiç merak etmeyin Sema Hanım. O iş kesinlikle bende. Tamam. Ben de iş. Ayşegül Bolt. Sinemciğim yine komik değilsin tatlım. Tabii ki yaptıklarının hepsinin karşılığını alacaksın. Yani hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz biliyorsun. Şimdi Sema Hanım ben gözü tok bir insanım biliyorsun. Benim yapım öyle. Evvel ezel öyleyim yani. Onun için ben öyle çok fazla bir şey istemem. Ne istersin Ayşegül Bond?
Valla çeyiz isterim. O zaman senin çeyiz olayın bende. Ay sağ olun. Tamam. Ama söyle bakalım tatlım. Ben senin çeyizini yapacağım da senin elinde ne var? Ha, sen bana onu bir söyle. Bir saniye. Benim elimde... İşte bu yüzük var. Ozan Bey'in peşinde olduğu yüzük. Bu bir alyans mı? Buyurun alın. İçine de bakın lütfen. Nazlı. Nazlı kim? İşte acaba kim? Yani Nazlı olayı henüz bir muamma. Şimdi Sema Hanımcığım, siz benim beyaz eşyamı hazır edin. Beyaz dediysem lafın gelişi beyaz tabii. Krilerinden falan siz kendi zevkinize göre. Ondan sonra onları hazır edin, yüzük bende. Bir yudum daha alayım. Yolum çok uzun. Kızım, bu yüzük neydi ya? Bilmiyorum ki. Nazlı falan yazıyor içinde bir de. Nazlı kim ki? Bizim bunu çözmemiz lazım. Sinemciğim. Abi işte yine köydeyiz o gün Nazlı'yla. O kaçıyor. Ben yine kovalıyorum o gün. Dedim ben buna bir numara yapayım. Gölde böyle. Romantiklikler falan filan. Lan kız yüzme bilmiyormuş. Boğuluyordu oğlum kız az da. Tamam. Bir şey olsaydı var ya. Şişt. Oğlum bunu daha önce söyleseydin ya. Ne? Kızın yüzme bilmediğini. Buradan Safranbolu'ya kadar ne gideceksin oğlum? Bir havuz olayı organize ederdik. Kız yüzüyorsa gizemdir. Yüzmüyorsa köylü güzeli. Neyse. İş işten geçti artık. Ta gittin oraya kadar gözünle gördüğünde geldin. Öyle emin oldun yani. Bir tane daha versene. Ver. Ahanda derken?
Ozan! Ozan ya yüzme bilmiyorsa? Ay Ozan, baloncuklar çıkıyor. Ozan! Ay abi. Standart düştü, servet gitti Ozan. Atla kurtar şu kızı Ozan. Bıraksana abi, gidiyor. Ay ne bakıyorsun oğlum, Melmel atlasana. Yüzme biliyordur herhalde. Ay yazık. Aslı. Gizem Hanımcığım. Gizem Hanım. Ay bir şeyiniz yok değil mi? Ay iyisiniz değil mi Gizem Hanım? Ay Gizem abla, iyi misin ya? Suda biraz çok kaldın. Tansiyonun falan düşmüş olmasın? Yok iyiyim. Bir anda aniden oldu ya hani. Ay Ayşegül, ay niye bakıyorsun öyle Melmel? Koş borna savlu getir, kurulansın. Ha bekle. Dur, banyoyu da hazırla, duş alsın. Yok gerek yok. Ozan Bey'e söyleyin beni burada beklesin. İki çift lafım var. Tabii Gizem Hanımcığım. Tabii. Gizem Hanım. Dur. Burada beklesin dedi. Niye? Bilmiyorum, tırmığın devamını getirecek herhalde. Ya kör oluyordum resmen. Kadın gözüme sprey sıktı ya. Bir de bu yüzden beni mi suçluyorsun anne? Suçluyor musun? Kızın yatağına sessizce girdiğin için olmasın? İyi misin abi? İyiyim. Gözyaşların hesabını sormazsam bana da Nazlı demesin. Gizem Hanım, ben çok özür dilerim. Kendim delildim, ondan oldu. Ben sizden depoyu kontrol etmenizi istemiştim, değil mi? Evet. Evet, istemiştiniz. Ama ben de sizden özür diledim. Yani daha ne yapabilirim ben? Hata yapmaya o kadar alışmışsınız ki... özür dileyerek her şeyden kurtulabileceğinizi zannediyorsunuz. Nasıl olsa herkes affeder, değil mi? Ama ben kolay affetmem. Eğer bir daha hata yaparsanız... bu sefer sizle değil... ailenizle de yollarımı ayırmak zorunda kalacağım. Yeterince açık oldu değil mi? İyi. Bu arada... bir daha sizi asla odamın etrafında görmek istemiyorum. Sakın. Gizem Hanım. Ben de sizin gibiydim. Her şeyim vardı. Parayı güç zannederdim. Bir sürü de hata yaptım. Ama bir insanı küçük düşürmek için hiçbir zaman özel bir çaba sarf etmedim ben. Düşene bir tekme de ben vurmadım hiç. En azından bunu bile isteye yapmadım. Bundan sonra sizin istediğiniz gibi davranacağım. Nasıl diyeyim? Bir robot gibi, cansız bir eşya gibi davranacağım. Umarım memnun olursunuz. Memnun olursunuz da bize lütfettiklerinizi esirgemezsiniz. Ozan evladım, dur çocuk, dur. Ozan, adından utan oğlum ya. Sen deli misin, divane misin? Sen hangi akılla izanda kızın odasına girersin oğlum? Yapılacak iş mi bu ya? Her gün ayrı bir vukuat, her gün ayrı olay. Yani rahat mı batıyor anlamıyorum ki. Ne rahatlığından, ne vukuatından bahsediyorsun sen? Ben zaten sizin hatırınız için bu kadının kibrine, böyle zoruma gide gide aşağılamalarına katlanıyorum. Daha ne yapayım, ha?
Yani diyorum ki biraz sakin ol evladım. Yani çal kızın gönlünü, al avucun içine. Sen de rahat edersin biz de diyorum. Ya iki dakika mantıklı bir şey çıksın ağzından. Kadınla kanlı bıçaktayız resmen. Sen neyin kafasındasın ben anlamıyorum ki. Ya çocuğum evde öğrenmedin öğrenmedin. Yani iki filmde mi seyretmedin ha? Büyük aşklar nefretle başlar. Bak bu kızın yufka gibi bir yüreği var. Ben kadınım anlarım. Bu kız sana bir başka bakıyor evladım. Hani sen o gün diyet hikayesini anlatıyordun ya. O gün neredeyse gözlerinden yaş gelecekti. Ya o derece etkilendi yani. Bunları anlayan alamet anlamayana kızılacak kıyamet çocuğum. Anne. Heh. Anneciğim. Bak sinirleniyorum olmuyor. Bak dediğini yapıyorum gene olmuyor. Ya sen beni niye anlamıyorsun? Ben satılık değilim. Bak satılık değilim. Yani Ozancığım bunda gurur yapacak hiçbir şey yok ki evladım. Gönül işi bu. Bak sen de o gözle baksan zamanla seveceksin. Bir de bakmışsın nikah masasındasın. Evleniyorsun. Evlenemem ben. O ne demek öyle? Sen de zamanı gelince evleneceksin. Herkes bir gün evlenir çocuğum. Ayşegül, ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Gizem Hanım'dan korkulur. Laf ağzından aldın Hüseyin abi. Aha da şuraya yazıyorum. Bizim bu kadından çekeceğimiz var %1500. Kız, neyini kaybettin yine? Neden çıkartıyorsun Hüseyin abi ya? Ben bu ifadeyi çok iyi bilirim. Çok önemli bir şeyini kaybetmişsin. Söyle Hüseyin abine hadi. Ya kaybetmedim diyorum Hüseyin abi ya. Üstüme geliyorsun. Her zamanki yüz ifadem bu. Kaybetmedin bir şey. Nereden çıkartıyorsun yani bunu? Deli bu deli ya. Sürekli kaybediyorsunuz. Ne kaybetmişim ki ben Hüseyin abi? Bir de evlenecek. Sen evleneceksin de ben göreceğim. Ay, evlilik nereden çıktı şimdi ya? Hüseyin abi bak arkamda konuşuyorsun bir de günaha giriyorsun. Kısmet bu işler. Kurtuluşumuz senin elinde bak çocuğum. Ben olmayacak duaya amin demem. Sen de zamanla tanı. Zamanla seviyorum. Ağır ağır, hezin hezin. Yavaş yavaş diyor. Tamam mı anneciğim? Tamam. Çıkar mısın odamdan? Tamam. Çık. Tamam çık. Ne olur çık. Ya bır 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 başının etini yedin ya. Tamam gözünü seveyim. Hadi çık tamam, odamdan. Tamam çıkacağım ama beni geçirtmiyorsun. Düşüneceksin değil mi? Düşüneceğim. Tamam tamam çıkıyorum. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Hadi çık. Çık. Allah'ım yarabbim ya. Sen beni neyle sınıyorsun ya? Kan aldı, götürdü. Adamadan getirdi. Estağfurullah, bu ne biçim laf ya? Öyle de bulan var mı acaba? Neyse, şeytan aldı, götürdü. Adamadan getirdi. Şeytan aldı, götürdü. Ay Şeydi. Ay şeytan zannettim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Ali Hanım. Niye öyle vatos balığı gibi yapıştın yerlere Ayşegül? Bu kıyafetle yeri ve evi süpürmediğine göre ne yapıyorsun yerde? Ay tansiyonum düştü de. Yani kilerin anahtarını ararken. Hmm. O belindeki anahtarlar yatlarının katlarının anahtarları mı Ayşegül? Ay Ali Hanım vallahi B12 ya. Hani televizyonlarda doktorlar falan hep söylüyorlar ya B12 B12 biz de takmıyoruz. Ama ondan sonra işte böyle hop gitti kafa geçmiş olsun. Zaten bana bir akıllısı denk gelse kafamı kıracağım. Hadi düş peşime çabuk. Yürü. Demek ki bir bildikleri var doktor bu yani. Sus Ayşegül. İç diyorsa içeceğim. Ay sus. Tamam. He. Bir kova daha su ver de, durulama suyu yapacağım. Yıkıya yıkıya arabanın rengini değiştirdin ha. Anam kızacak artık, bırak ya. Selamun aleyküm ağalar. Ne yaptınız? Aleyküm selam Sami abi. Ne yapalım öyle öteberiyle uğraşıyoruz. Sen ne yapıyorsun, hayırdır? Hayır olsun, hayır. Mahkemeden kağıt var kardeşimsin. Hayırdır inşallah. Bizim mahkemeyle ne işimiz olur ya? Ne işiniz olur onu bilmem. Hayır diyelim, hayır olsun kardeşim. Bu arada teslim aldığınıza dair şuraya imza atmanız gerekiyor. Yok, ben atmam. Anam ben olmadan resmi kağıdı imza atmayın deyip duru. Ah. İsmet. Ben hiç atmam Sami abi. Anam vallahi çok güzel. Sonra bana patlıyor ya. Hikmet sen imzalasana oğlum ya. Anam sana kızmaz. Ya ne kızmaz ya? Hep bana kızıyor zaten. Azar hep ben yiyorum. Sami hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Fatma Ana. Hayırdır? Ne imza atmıyorlar benim kafasız olanlar yine? Mahkemeden celp kağıdı geldi, ona imza atmıyorlar Fatma Ana. Şuraya da bir imza. Hikmet, o suyu kapat oğlum, anan kırmasın kafanı. Tamam ana. Tövbe.
Ozan'dan Nazlı'yla evliliğinin iptalini istiyor. Vay babası kılıklı deyyüz. Vay kemiksiz izansız vay. Vay hıyanetçi, vay kenafir gözlü vay. Eli kolu kırla suca. Nasıl da kıydın gül gibi Nazlı'yı. Aklım yerinde değildi, tesir altındaydım demiş. Aklım başımda değildi demiş. Aklı başımda değil. Senin ne zaman aklın oldu ki akılsız oğlun? Nurcan, Nurcan koş git bana telefonumu getir çabuk. Çabuk. Sen bak köylük yerde ağzından bir kelime kaçırdığını duyarsam imma yumadık yerini bırakmam senin ha. Haberin olsun. Aşk olsun Fatma Ana, yapar mıyım böyle şey? Söylemem. İyi günler. Ana. Eşim nasıl derim bunu Nazlı'ya? Söyleyeceğim tabii. Söyleyeceğim ki gün yüzü göstermeyecek o garabeleye.